Size şunu sormak isterim Sayın Sefa, Kürecik üssünden bahsetmişken NATO ile bağlantılı bir sorun var. Bu tartışmalar sırasında oturumun kapalı gizli yapılıp yapılmayacağı, İsrail saldırganlığının gerçek bir tehdit olup olmadığı ile ilgili CHP liderinin açıklamaları oldu. Ve dedi ki eğer İsrail saldırırsa, bu anlama gelen bir cümleyle İsrail bize saldırırsa zaten NATO bizi korur dedi. Bu açıklamaya ilişkin değerlendirmeniz nedir? Komik görüyorum. Yani bir lidere yakışmayacak bir açıklama. Ya zaten NATO bize saldırıyor. Görmüyor musunuz? Gözünüz görmüyor mu? PKK'yı kim destekliyor? PKK'ya silah veren kim? Kara ordu diyen kim? Mehmetçiği şehit eden kim? NATO. NATO'nun desteklediği güçler, terörist güçler. NATO bizi nasıl koruyacakmış? NATO bizi ne zaman korudu ki? Biz NATO'yu koruduk biz. Biz yıllarca NATO'yu biz koruduk. NATO'yu biz koruduk. Soğuk Savaş döneminde Avrupa'nın jandarması olduk. Soğuk Savaş döneminde Avrupa kalkınırken biz savunmaya onların hazırladığı 3 katı para harcadık. Onları korumak için. Hala bunları göremiyorlar mı? Yani üzülerek karşıladım bu ifadeyi ben. Burada NATO bizi korumuş. zaten herhangi bir saldırganlık elbette ki dilemeyiz. Ülkemize karşı herhangi bir saldırının mümkün olmasını ama herhangi bir saldırı söz konusu olursa zaten Türk Silahlı Kuvvetleri bütün mensuplarıyla bunu karşılamaya ve bu saldırganlığı bertaraf etmeye yetecek güçte olmasına rağmen NATO bizi korur açıklaması. Yani çok çok bana komik geldi. Çok komik geldi. Yani İsrail Türkiye ile karşı karşıya kalacak. Bunun sözü bile olmaz. Biz harekat planlarımızı yaparken aynı anda İsrail Yunanistan'a savaşacak şekilde yapıyoruz. Benim dönemde öyle yapıyordum. Bir tarafta düşman İsrail, bir tarafta Yunanistan. İkisine karşı aynı anda harekat planları yapıyordum. Vardı planlar, gene de vardır. Ve ikisiyle de rahat baş edecek güçteyiz. Evet. Amerika desteklesin, Avrupa desteklesin yine baş ederiz. Evet, elbette.